Sanırım bugün yapacağım ilk işlerden birisi gidip saçlarımı kestirmek olacak. Saçlar bu formdayken, kısa formdayken hafif uzadığı zaman şekle girmiyor. O yüzden zorluk yaşayabiliyorsunuz. Yani kısa saçın da aslında zorluğu o. Biraz uzadığı zaman şekle girmemeye başlıyor ki benimki artık girmemeye başladı yani. Özellikle şu arka kısımlar enseme değince rahatsız oluyorum. Ve hemen şöyle önümüze aldıktan sonra makyaj moduna geçelim. Şimdi bugün en zevkli yapacağım makyajlardan bir tanesi olacak. Neden mi? Çünkü hepsi beleş. Yani bir iki tanesi hariç. Bana öğretmen arkadaşlarımdan hediye olarak gelen makyaj malzemeleriyle bugün makyaj yapacağım sizlere. Bunun nedeni de şeydi sanırım. Ya birincisi herhalde benim makyaj malzemesi zaten sevdiğimi biliyor arkadaşlarım. İkincisi de bu benim takside unuttuğum şöyle bir makyaj malzemesi çantam vardı ya. Herhalde onu da duydular, biraz üzüldüler. Benim mutlu olabilmem için de bana gitmiş güzel hediyeler almış. Canım arkadaşlarım, sevmek sevilmek böyle bir şey olsa gerek. Şimdiden gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsini çok beğendim hediyelerin. Çünkü kullanmadığım, bugüne kadar kullanmadığım ürünleri almışlar ve alamayacağım ürünleri de almışlar açıkçası. The Balm'dan özellikle hani söz edeyim. Çünkü ben The Balm alabilecek güçte biri değilim. Bayağı pahalı. İndirimli hali bile pahalı arkadaşlar artık. O yüzden sevindim. Çok sevindim görünce hem de. Bir de sizlere daha önceden bahsetmiş olduğum, daha önceki videomda bahsetmiş olduğum iki ürünü kullanacağım. Birisi işte bu Pure Bütün kuşanı, birisi de Biolus markasının eyeliner kullanacağım inşallah. Yani nasıl bir makyaj yapacağım bilmiyorum. Ama ya şimdi şöyle söyleyeyim, bana ilk gelen hediyeyi göstereyim size. The Balm'ın bir far paleti, Shade Maker, Mid Match Shade Maker. Ben bilmem, siz bilirsiniz. Şöyle bir palet sıkalısı var. 2, 4, 6, 8, 10, 12'li. Açıkçası her rengi de kullanabilirim. Her renkte güzel. Matı da var. Sedeflisi de var. Bızıklamadım mı? Bızıkladım. Öyle sıfır sizin önünüzde açmıyorum. Beğendim. Kalıcılığı da güzel. Sadece mesela diğerlerini bir şey yaptım. Denedim ama şu yeşil ve siyahı denemedim. Bir de şunu denemedim. O yüzden bugün biraz yeşil tonlarda mı yapsam acaba makyajı? Nasıl olsa hep böyle kahve, mürdüm tonlarında size yapıyorum. Bugün öyle yapayım. Öyle düşündüm. Makyaj yaptıkça da gelen hediyeleri size tanıtacağım arkadaşlar. Öyle yapalım yoksa çok uzun sürecek. Hemen başlayalım. Önceki videoma çok güzel yorumlar yazmışsınız. Çok 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 teşekkür ederim. Sağlığımla ilgili temennilerde bulunmuşsunuz. İyiyim, daha iyiye gideceğim. Tabii şöyle bir durum var. Sizin karşınıza çıkmış olduğum kadar elbette ki sağlıklı ve süper değilim. Ama ben bunu insanlara yansıtmayı sevmediğim için çok 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 iyi gözükmeye çalışıyorum. Bana da iyi geliyor açıkçası. İyi gözükmeye çalıştıkça iyi geliyor yani, öyle söyleyeyim. Ama bir insan böyle bir anda ameliyattan kalkıp, hele ki bu beyin ameliyatı ise, kalkıp süper iyi oluyor mu? Olmuyor. Yavaş yavaş. Sadece şey var yani, evde çok sıkılıyorum. Bir çıkıyorum böyle bir saat dışarıda benim muhitte geziyorum. Ama çok çabuk yoruluyorum. Hemen bir yere oturuyorum falan. Tekrar eve geri dönüyorum. Şu an böyle hapis gibiyim evde. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şöyle başlayayım. Yeşil tonlardan gideceğim. Madem geçiş rengi yapalım. Geçiş rengini şundan yapayım. Ya biraz koyu duruyor ama bunlar da koyu olacağı için şunlar da. Neymiş? Matte Snyder rengini geçiş rengi olarak kullanayım. Madem öyle. Biraz koyu. O zaten anladığım kadarıyla da makyaj koyu gidecek. Girdik bir alamete, gidiyoruz kıyamete, yapacak bir şey yok. Ya aslında en matının içinde bile sanki biraz parlaklık var gibime geliyor. Yoksa
palet farlar küçük birbirine mi bulaşıyor? O kadarını bilmiyorum. Çözemedim. Ama The Balm'ın bugüne kadar hiç farını kullanmamıştım. Pigmentlerini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ve dağılışını da beğendim açıkçası. Benim gözümde bir NYX mi değil ama gene de gideri var. Ben bunu yıllarca kullanırım, ben size söyleyeyim. Şimdi size arkadaşlarımdan bahsedeyim. Madem öyle, arkadaşlarımın almış olduğu hediyeleri kullanıyorum. Hepsinden bahsedeyim size. İsim, isim vereyim. Unuttuklarım olursa affolsun. Malum. Mazeretim var. Evet. Bu geçiş rengi oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bir açık. Evet, şöyle yapalım. Şunu açık yeşil gibi olanı göz pınarlarından başlayıp koyuyu da dışarıya doğru süreyim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Pek emin değilim ama. Şu boyalı mı? Şundan bir başlayalım. Kötü bir şey çıkarsa da bir şey olmaz. Yaptık gitti. Sileriz en fazla. Şöyle alalım. Düğün makyajı gibi olacak galiba. Şimdi benim okuldaki öğretmen arkadaşlarım böyle bir grup gibiyiz aslında. Yediğimiz içtiğimiz bir gitmiyor değil ama en azından birbirimizin kötü gününde, iyi gününde yanında olabiliyoruz. Bunlardan bir grup var ki yıllardır arkadaş olan bir grup. Onları ayıramazsınız hiçbir zaman. Duygu Hoca, Filiz Hoca, Özlem Hoca, Gülsevil Hoca. Ondan sonracığıma, dur unutmayayım, kafamı kırarlar. Gülsevil Hoca, Meltem Hoca, Nilgün Hoca, Murat Hoca. Bir de yeni aralarına katılmış olan gene bir Filiz hocamız var, Türkçeci. Bir resim hocamız var, bir de Türkçe hocamız var. Bunlar böyle inanılmaz kafadar, yıllardır dostluklarını hiç bozmamış, hiç çöküntüye uğratmamış arkadaşlar. Beni de hani küçük yaşıma rağmen aralarına almaları çok çok hoşuma gitti. Beni de kendileri gibi sevmeleri çok çok hoşuma gitti. Herkes de öyle almazlar yani, size öyle söyleyeyim. Bana hediye alan grup bu arkadaş grubu bu. Ve inanılmaz eğlenceli, inanılmaz hayat dolu insanlar. Gerçekten en kötü günlerini de gördüm hepsinin. En güzel günlerini de gördüm hepsinin. Hepsi böyle hayatınızda başınıza gelebilecek en iyi şeylerden birisi ve ben şey diyorum yani, dünyanın en şanslı insanlarından bir tanesiyim ki gerçekten onlara rastladım. Bir de rastlamak önemli bir şey değil. Onlar beni kabullendi, sevdi. O önemli. O yüzden şimdiden beni aranıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Görsler ve Murat Hoca. Bir de erkeğimiz var bizim, yani Murat hocamız var. O da çok yakışıklıdır. Genç bayanlara şey yapayım, buradan bilgi vereyim. Şöyle şu Cem Yong, doğru okuyor muyum bilmiyorum ya da telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Biraz koyu bir yeşil. Onu bir alalım bakalım. Parlak gibi gözüküyor ama biraz daha mat yerine göre. Renkleri aslında tam da o şurada palette olduğu gibi yani, gözde değişmiyor. Güzelmiş. Göz rengimi de ortaya çıkardı. Bunlar benim hasta olduğum dönem gerçekten yanımda oldular. Sağ olsunlar, hep arayıp sordular, geldiler, ziyaret ettiler. Beni mutlu etmek için ellerinden geleni yaptılar. O yüzden onlarla arkadaş olduğum için çok şanslıyım. Tabii bir de benim kendi arkadaşlarım da var. O ay mesela hani sadece onlar bir grup, öyle söyleyeyim sana, yani bu hediyeyi alan grup. Bir de tabii benim Nuriş'im var, Nuriye'm var. Balım derim ben ona. Arkadaş açısından ben açıkçası şanslı bir insan oldum. Hani genellemeye vurduğumuz zaman şanslı bir insan oldum. Bir iki kişi fire çıktı. O da olur yani. Her yerde olan şeyler.
Ama genel olarak çok çok sağlam arkadaşlıklarım oldu. Çok sevildim. Ya çok sevdim, karşılığını aldım, görebildiler. Ya da gerçekten iyi bir insanım. Artık hangisini şey yaparsak. Vallahi güzel oldu bu yeşil. Siz net görüyor musunuz bilmiyorum. Beğendim. Tabii şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Bu siyahı da denemem lazım. Madem bunu geldik. En diplere şöyle siyah vurayım mı şu siyahtan? Vurayım valla. Nerede fırçam? Şu daha küçük böyle top bir fırça alıyorum. Oo. Pigment iyi. Evet. Şöyle daha kenara, en kenara şöyle vuruyorum. Biraz gölge olsun bari. Sizin göremeyeceğiniz kadar belki de yani. Sadece hani boyutlandırma olur diye düşünüyorum. Bu işi tabii mesela Filiz hocam daha iyi bilir. Kendisi görsel sanatlar öğretmeni. Boyutlandırma meselesini, renk boyutlandırma, gölgelendirme. Ben de ona baka baka belki de bir şeyler kapmışımdır. Biz onunla ben ilkokula geldiğim sene, atandığım senenin kışı bir proje vardı. Okul duvarlarını boyuyordu. Böyle işte resmediyordu Filiz Hoca. Ben de baktım tek başına kıyamam. Öyle çalışıyor ki o kış vakti. Ya içim el vermedi. Hafta sonu bile dahi kalkıp sabahın köründe gidip ona yardım ettim. Ve çok güzel bir şey ortaya çıktı. Hem eğlendik hem bize çok güzel bir anı oldu. Belki de Filiz Hoca ile arkadaşlığımız oradan başlamıştır. Dostluğumuz yani oradan başlamıştır diye düşünüyorum. Ay, siyahı çok güzelmiş ya. Ben bu siyahı kullanırım gölgede. Vallahi iyiymiş. Çok koyu bir makyaj olacak ama yapacak bir şey yok. Aynı siyahtan şöyle şuraya geçeyim, sonra yeşil geçeceğim altına. Şöyle. Yere kadar. Sizlere çok da anlatacağım büyük olaylar olmadı. Bir hafta geçti sonuçta. Malum. İyileşme süreci. Şuralar çok fazla taş. Orayı bir temizleyeyim. Şöyle alalım fazlalarını. Bak sivrilmiş de olduk. Biraz da yeşil vurayım ki biraz boyutlandırsın orayı. Şey yapıyorum evde bol bol. Kore dizisi izliyorum. Korece öğrendiğim için. Gerçi bu aralar biraz ara verdim ama dizi izleyerek hani biraz ne derler, kulağıma aşina ediyorum. Hem çok zevkliler, orası ayrı bir mesele. Hem de en azından algıda seçicilik olsun açısından bana iyi geliyor. Şöyle burayı biraz daha şöyle yapalım. Zaten benim grubun, şu benim çok sevdiğim BTS grubunun yeni albümü çıktı. O albümü keşfetmeye çalışıyorum. Sürekli onların şarkılarını dinleyip ezberlemek istiyorum. Çünkü beğendiğim bir albüm olmuş. Şarkılarını dinledim. Çok beğendim. Size de öneririm. Herkesin beğenebileceği türden. Tabii özellikle benim gibi hani daha böyle umut veren şarkılar seviyorsanız, kendinizi öldürecek şarkılar sevmiyorsanız onda şey yok. Beğenirsiniz. Şimdi bana almış oldukları ikinci hediyeye geçiyorum. Bir rimel. Ki aldığım yeni bir rimel vardı. O rimel de o çantanın içerisine gitmişti. O yüzden bu bana çok iyi geldi açıkçası. Teşekkür ederim bunun için de. Ben rimelleme kısmına geçeyim. Rimeller bitsin. Öyle karşınıza geleyim. Çünkü biraz uzun bir süreç benimki malum. Şey yapıyorum ben. Yani kirpikte biraz titizim. Tek 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 yapmaya çalışıyorum. Daha sonra diğer ürünlerle karşınızda olacağım. Yalnız ben rimelleme bittikten sonra fark ettim neyi kullanmadım. Eyeliner'ı. Bunun üzerine de kullanamam şimdi ama size şöyle söyleyeyim. Bunu kullandım, evet, sürümü falan çok güzel. Ucu şöyle.
bu Bilus markasının eyeliner'ı. 3 çeşidi var aslında. Biri waterproof, birisi parlak bitişli, birisi mat bitişli. Ben parlak bitişli olanı aldım şöyle. Sürümü falan çok rahat ama sanırım benimle alakalı bir durum. Parlak bitişler benim gözümde kuruma yapıyor. O yüzden açıkçası yani matını almadığıma pişman oldum. Ama kullanılabilir mi? Hani herkesin göz kapağı benim gibi olmadığı için kesinlikle diğer şeylere göre, eyelinerlara göre beğendiğim bir ürün oldu. Bugün eyeliner'ı es geçtik. Yapacak bir şey yok. Şimdi ten makyajına gelelim. Ten makyajında ilk önce cildime şey sürmem lazım. Neş kremi. Alttan hem baz olarak düşünün hem de bir koruyucu olarak düşünün. Zaten Bepanthen'imi sürmüştüm. Proxy'nin güneş kremini sevdim ben. Yani benim diğer güneş kremim o giden çantada olduğu için o daha iyiydi gerçi ama yapacak bir şey yok. Şimdi bugün sizlerle Pure Beauty'nin kuşanını deneyeceğiz. Şu anda piyasada var mı? Yok. Bir Kore markası zaten bu ama son kalanlardan aldım ben. Kuşanı çok merak ediyordum. Çünkü bu Kore dizilerinde izlediğim kadarıyla çok pürüzsüz ve parlak yapıyordu. O yüzden ben de aldım. Bu benim tam ten rengimde. Ben genelde açık kullanmayı seviyorum ama ten rengimde. Güzel kapatıyor mu? Kesinlikle göreceksiniz. Güzel kapatıyor. Parlak bitişli. Çok hoş. Ama velhasıl kalıcılığını sorarsanız arkadaşlar CC'nin kalıcılığı daha iyi. Yani bu bir de belki benim cildimle de alakalı olabilir. Kusuyor cildimi. Ama sizler için gene de deneyeceğim. Şöyle yapıyorsunuz. Bunun kendi süngeri var. İşte içine şöyle bastırıyorsunuz. Zaten içindeki fondöten buna geçiyor. Bakın. Hemen kapatıcılığını görüyorsunuz zaten. Kapatıcılığı iyi. CC'ye göre kapatıcılığı daha iyi. Ama diyorum ya, keşke kusmasa. Yoksa çok iyi. Zaten şuradan anlarsınız. Parlaklığını görüyor musunuz? Parlaklığı da kalıcı. Sıkıntı değil. Sadece neden kusuyor onu çözemedim. Koreliler genelde zaten bu kuşanı çok kullanıyor. Bunun ya fondöten şekli var ya da kompakt denilen pudra şekli var. O da parlamayı önlüyor. Ama genelde parlak cilt daha sağlıklı olduğu için Koreliler bunu tercih ediyor ki erkekleri de dahil bu arada. Tam ten rengim gördüğünüz üzere. Bu o zaten şöyleydi. Açık, orta ve koyu ton olarak geçiyordu. Benimki orta. Orta renk. Orta boy diyecektim ya. Diplerim de gelmiş ha. Evet, parlaklığını görüyor musunuz? Kesinlikle kapatıcılığı da çok iyi. CC kompakt olmasına rağmen kapatıcılığı çok iyi. Şu parlamasına hastayım. Ama 2 saat sonra gelin görün. Yok. Sizler için. Ya böyle çok uzun saatler dışarıda kalmayacaksanız kullanılabilecek tatlı bir ürün. Böyle güzel gözükmek istiyorsanız bir saatliğine falan bir yere gitmeye ya da bir iki saatliğine kullanabileceğiniz bir ürün. Yani hem memnun kaldım hem kalmadım. İkisinin ortasını açıkçası bulamadım. Yani nasıl karar verirsiniz? Siz kendinizle denemeniz lazım. Her tende farklı olabilir. Yani ben de kusuyor olabilir açıkçası. Bilemedim. Şu kavur içimi alıp hafif bir göz altlarından da geçeyim. Oje koleksiyonunu göster diye bir mesaj gördüm yorumlarda. Oje koleksiyonu ne yapacaksınız?
Vallahi bir ton oje var. Hangisini göstereyim? Yani olabilir, gösteririm. Çok isterseniz. Zaten bu aralar pek oje kullanmıyorum. Evdeyim malum. Evet, göz altlarımı da bitirdim. Şimdi bana gelen diğer bir hediye arkadaşlar. Gene bu eyeliner'ını gösterdiğim Bilus markasının şöyle bir allık highlighter'ını almış arkadaşlarım bana. Özellikle bu markaları tercih etmişler ki bu markalarda şey yokmuş. Hani insanlara zarar veren kimyasallar yokmuş. Öyle söylediler. Bunu da bir denedim. Güzel. Bence hafif makyajlar için iyi. Ben kontür yapmayacağım bugün. Hafif bundan alacağım. Böyle pembeli şeftalili, içinde kahverengileri olan böyle highlighter allık gibi bir şey düşünün. Hafif şöyle şuralarından geçeceğim. Çünkü içinde kahverengiler de var. Asıl bomba rujda. Evet. Şöyle hafif şurama doğrayayım. Korkumdan zaten burnuma burun kontür yapamıyorum. Ameliyatta burundan girdikleri için şu an hala hassas. Dokunmakta zorlanıyorum. Bakmayın oradan öyle güzel göründüğüne. Davulun sesi insana uzaktan hoş gelirmiş misali. Size de uzaktan hoş geliyorum. Gelin bile de bana sorun. Evet, şöyle hafifçe bunu da uyguladıktan sonra highlighter olarak iki tane önümde highlighter var. Birisi krem highlighter, birisi toz highlighter. Krem highlighter gene Bilus'un geçen hafta gördüğünüz almış olduğum jel highlighter'ı. Bir tanesi de Gabrini'nin şöyle açabilirsem. Şöyle bir toz highlighter'ı. Şimdi bu kadar parlak bir tene toz highlighter mı? Ama bunu gördünüz ya, bunu göstereyim. Bunu göstereyim sizler için. Şöyle sarı kısmından alacağım. Parlaklığı güzel. O kadar kuşan parlaklık veriyor ki üstüne dokunmaya kıyamıyorsunuz gerçekten. Çok parlaklık veriyor. Yalnız işte görüyor musunuz? İyi. Bayağı iyi. Çok böyle büyük partikülleri yok içerisinde. Ama gene de güzel parlaklık veriyor. Evet, geldik ruj kısmına. Ruju da arkadaşlarım almış. Bu da The Balm'ın bir ruju. İlk kez bir The Balm'ın mat rujunu kullanmıştım ama böyle buna ne diyorlar? Lipstick mi? Parlak çünkü bu yağlı bir ruj. Ama renge bakar mısınız? Böyle bir kırmızı yok. Böyle bir kırmızı yok. Bu kırmızıyı süreceğim. Şöyle kalmış kalemimin ucuyla bir çerçeve çizeyim. Hazırsanız ruju sürüyorum. Pigmenti çok iyi. Acayip iyi yani. Bakın. Ve parlak. Bu aralar zaten ben her şeyi parlak kullanmaya başladım. Matın modası geçti. Evet. Ruj da bu renkte. Şimdi ben biraz toparlanayım, saçımı başımı düzelteyim, karşınıza geleyim. Ürünlerle alakalı fikirlerimi daha net bir şekilde söyleyip geliyorum hemen. Yalnız ruju sürdükten sonra fark ettim. Bilginiz olsun. Sanırım rujun şöyle bir özelliği var. Dudak dolgunlaştırıcı rujlar olur ya, hani böyle içeriği yakar. Genelde The Balm'ın ürünleri öyle olsa gerek. Çünkü kullandığım mat ürünü de ruju da öyleydi. Böyle bir yakma hissi verdi. Bilginiz olsun. Şimdi makyajım bitti. Makyajım bu şekilde. Yalnız var ya, saçımın şeyiyle
tonuyla, şuradaki tonuyla göz farım aynı ton oldu. Bildiğiniz yeşile döndü. Ben bunu mavi yapmıştım. Yıkana 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 yeşile döndü. Olsun. Güzel oldu. Şimdi ürünlerden kısaca geçeyim. Kesinlikle pigmentlerini ve renklerini çok beğendim. The Balm'ın beğenmeyecek bir ürünü olacağını zannetmiyorum zaten. Ruju hakeza öyle, rengini çok beğendim. Kalıcılığı yani normal, parlak olduğu için. Kuşanı dediğim gibi zaten bulamayacağınız bir ürün ama elinizde olanlar varsa ya da bulanlar varsa çok kalıcı değil. Kusan benim cildimde en azından. Ama kapatıcılığı ve parlaklığı çok güzel bir ürün arkadaşlar. Onun dışında eyeliner'ı söyledim size, bu yeni çıkan Gratis'te bulabileceğiniz bir lüks markasında. Ben de dağılma yapan ama güzel sürebileceğiniz, matını alırsanız eğer, bir eyeliner var elimde. Bir lüksüm gene. Gratis markasıymış. Evet, bu. Arkasında Gratis yazıyor. Allık highlighter'ını beğendim. Doğal duruyor. Ve en son hani sizlerle kullanmış olduğum Gabrini'nin highlighter'ı da kesinlikle çok hoş. Her şekilde de kullanırsınız diye düşünüyorum. Bugünkü makyajım bu kadardı. Bu hediyeleri bana alıp kesinlikle beni düşünüp beni mutlu eden canım öğretmen arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ederim. Gerçekten ufak tefek şeyler gibi gözükebilir ama çok 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 mutlu oldum. Bana yaptıklarınızı unutmayacağım. Sevildiğimi bilmek, sevildiğimi hissetmek çok bana iyi geliyor. Daha da iyileşmemi, çabuk iyileşmemi sağlıyor. O yüzden tekrardan sağ olun. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi de seviyorum.